İyi günler sevgili seyirciler. Ya İnterkom'dan yönetmenim. Ramazan özel programımız İstanbul'dan. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinden. Eyüp Ensari Hazretleri'nin huzurundan devam ediyor efendim. Efendim bugün Eyüp'teyiz. İnşallah yarın başka bir ilçede, İstanbul'un başka bir ilçesinde olacağız. Her gün değişik bir noktada farklı konularla ve uzman konuklarla sizlerle birlikte iftar saatinde olmaya devam edeceğiz. Efendim bugün yine çok değerli iki konuğum, alanında uzman iki konuğum var. Tanıştırmak istiyorum. İlahiyatçı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi, yardımcı doçent doktor İsmail Bağdatlı. Hoş geldiniz efendim. Yine efendim kendi alanında uzman, yetisyen, uzmanı Profesör Doktor Sayın Murat Baş, Acıbadem Hastanesi Bölüm Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Ramazan tüm bereketiyle ve tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Ramazan'ın 8. günü. Geçtiğimiz gün, çarşamba gününden sonra, cumartesi günü Çanakkale'deydik. Bugün ise Eyüp Sultan'dayız. Şimdi Eyüp Sultan'da son durum nedir? Burada yoğun bir kalabalık var. İnsanlar neler yapıyorlar? Bunları öğreneceğiz. Elif Nur'a bağlanacağız. Ondan sonra tekrar konuklarımızla sohbet etmeye devam edeceğiz. Elif Nur sendeyiz. Evet Metin Karakoç, yine Eyüp Sultan Meydanı'ndayız. Eyüp Sultan Camii'nin hemen önündeyiz. Eyüp Belediyesi burada Ramazan etkinlikleri kapsamında büyük bir sosyal faaliyete girişmişti. Ve geçtiğimiz yayınlarda göstermiştik sizlere, Eyüp Sultan Camii'nin hemen önünde büyük bir sahne kuruldu. O sahnede yer alan gruplar ilahiler söylemeye devam ediyorlar. Şu anda kameraman arkadaşım Sinan sizlere gösteriyorlar. Orada konserler veriliyor buraya gelen halka yönelik ve Eyüp Sultan Meydanı her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında biraz daha tenhaydı burası, ancak zaman ilerledikçe daha da büyük bir kalabalık buraya gelmeye devam ediyor ki arkamda hemen gösteriyoruz sizlere, o kalabalık gitgide daha da yoğunlaşmakta. Ve bugün Ramazan'ın 1. haftası da oldu. Geçtiğimiz hafta salı günü ilk kez sahura kalkmıştık. Bu hafta salı günü ise bir haftadır oruçluyuz. Ve bugün iftarda 8. günün orucunu da açmış olacağız. Arkamızda büyük bir kalabalık var, ondan bahsetmiştik sizlere. Ve burada önemli misafirler de var aslında. Eyüp Sultan Meydanı'nı seçen misafirler arasında hemen onlara göstereceğiz sizlere. Burada iki tane sünnet çocuğumuz var. Onlara doğru yanaşalım isterseniz, onlara mikrofon uzatalım. Tabii küçük olan sünnet çocuğumuz biraz ağlıyor şu sıralarda. Ve burada daha büyük olan bir sünnet çocuğu var. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Sünnet oldular galiba. Yarın olacaklar. Ancak bugünden siz faaliyetlere başladınız herhalde. Evet. Kaç yaşlarındalar? Biri 6 yaşında, biri 2 yaşında. 6 ile 2. 6 ile 2 yaşındalar, geldiler buraya. Peki siz neler söylemek istersiniz? Neden Eyüp Sultan'ı seçtiniz bugün? Valla biz yurt dışında yaşıyoruz. Zamanımız kısık. Eyüp Sultan'ı görmek istedik. Burası çok güzel. Televizyonda da görürüz. Hayal ettiğimiz yeri burası. Burası. Nerede yaşıyorsunuz normalde? Biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'dan buraya geldiniz. Bu Ramazan tesadüf mü oldu, yoksa özellikle mi bu zamanı planlamıştınız? Özellikle bu zamanı planladım. Peki bugün neler yapacaksınız? Başka aktiviteler var mı üstünde çocuklarımız için? Çocukları gezdireceğiz. Çocuk parkına götüreceğiz. Bir de mevlüt düşünüyoruz çocuklara. Belki de Hazreti Vahşi'nin mısır... Sana soralım. Heyecanlı mısın? Yarın sünnet oluyorsun. Heyecanlıyım. Bir anda tek... Peki burayı nasıl, beğendin mi? Bu gezme sana iyi geldi mi? Beğendim. Neler yaptın bugün? Çok büyük yaralar alır. Annemler bir şey aldı ve babam bana bunu aldı. O savaşı saat de almışsın galiba. 80 küsur yara alır. Heyecanlı çocuklarımız. Anneye dönelim. Siz neler söylemek istersiniz? İki çocuğunuz yarın sünnet olacak. Evet, kısmetse yarın kesiliyorlar. Onun öncesinde çok kutsal bir yere geldiniz aslında. İstanbul'da Ramazan denince iki yer akla gelir. Gitmeden önce burayı ziyaret etmek istedik. Sultan Türbesi'ne gittiniz mi? Gittik. Peki efendim. Allah kabul etsin, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim sizlere.
Evet, Eyüp Sultan Meydanı'nın önündeki kalabalık devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince buradaki vatandaşları da mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Hemen bakalım, bakın kalabalık gitgide daha da artıyor. Ve burada yurt dışından gelen çok fazla misafir var. Özellikle Ramazan ayını tercih etmişler. İşte onlardan birine mikrofon uzatacağız şimdi. Teyzeciğim, siz nereden geliyorsunuz? Adapazarı, Akyazı. Adapazarı, Akyazı'ndan. Özellikle Ramazan ayını mı tercih ettiniz? Da haber verdim, gidiyorum da ilk defa da geldim yani. İlk defa çıkıyorum buraya. Burayı ilk defa görüyorsun. Evet. Yani bir geldim ama bu böyle ortamda oturup yani izlemedim. Peki Eyüp Sultan Türbesi'ne gittiniz mi? Girdim, okudum, Kur'anlarımı okudum, namazımı kıldım, dualarımı yaptım. Her şeyimi yaptım yani. Peki efendim, Ramazan nasıl geçiyor peki bu arada? Çok güzel. Hiç bugün Ramazan tuttum diye hiç saymıyorum yani. Oruç tutmuş gibi değilsin. Değilim yani. Hissetmediniz mi? Hiç hissetmedim. Hiç. Peki efendim, Allah kabul etsin. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve şunu da söyleyelim size, son olarak cümlelerimizi şöyle toparlayalım diyelim. Eyüp Sultan Türbesi de bu pazartesi itibariyle hizmete açıldı. Ocak 2011'den itibaren restorasyon çalışmaları vardı. Depreme yönelik güçlendirme çalışmaları vardı türbede. Ocak 2011'den itibaren restorasyondaydı. Ancak yoğun talep üzerine bu pazartesinden itibaren zaman kısıtlamasıyla da olsa Ramazan itibariyle ziyaretçilerin ziyaretine açılmış oldu Eyüp Sultan Türbesi. Buradan da bu bilgiyi vermiş olalım ve tekrar sözü size ve konuklarınıza bırakalım. Metin Karakoç. Elif Nur'a teşekkür ediyoruz. İftara yakın zamanda yine kendisine bağlanacağız. Efendim, Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ediyor dedik. Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörü ve sevgi ayı. Ben hocama sormak istiyorum. Hocam, İsmail Bağdatlı hocama sormak istiyorum. Din aynı zamanda bir eğitimdir değil mi? Eğitim, yani tabii, ilk tabii. Oku kelimesinden sonra tabii. Bir eğitimdir. Dinin eğitimle ilgili olan bağlantısı nedir? Onu biraz bize açar mısınız? Niçin din bir aynı zamanda bir eğitimdir? Din dediğimiz hadise zaten baştan sona bir eğitim faaliyetidir, eğitim çabasıdır. Ve bu biliyorsunuz Yüce Rabbimiz Allah-u Teala kaynaklı bir eğitim. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi de Rab ismidir, bildiğimiz gibi. Rab ismi eğitim veren, terbiye eden, işte nimet veren gibi manalara gelir. Ve bu Rab ismi Kur'an-ı Kerim'de 965 defa zikredilir. Yani yüksek bir rakam bu. Yani bu ayet-i kerimede, yani bu yüksek sayıda ismin tekrar edilmiş olması Allah-u Teala'nın kendini yani bir eğitimci olarak çok defa vurguladığını gösteriyor. Eğitimin bir manada önemine de işaret etmiş oluyor. Ve bir manada bize ders kitabı gibi göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i insanlar içerisinden bir temsilci seçerek, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i seçerek bir öğretmen olarak bize gönderiyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i, kitabı bir öğretmen vasıtasıyla bizim içimizden, bizim gibi yaşayan bir insanla hayatın içerisinde öğretiyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Yani bize de, biz eğitimcilere de aynı zamanda ilham veren, fikir veren bir şey bu. İşte yaşayarak öğrenme, pratik olarak bir şeyleri öğrencilere uygulatarak, yaptırarak öğrenme noktasında bizim için de aynı zamanda ilham verici bir hadise bu. Yaşayarak Peygamber Peki, Efendimiz bunu bir şekilde uyguluyor. Evet. Çocukların eğitimiyle ilgili, çocukların din eğitimiyle ilgili ne söylersiniz hocam? Şimdi Peygamber Efendimiz tabii bu işi yaparken çocukları da muhatap almış. Aynı zamanda çocukların da peygamberi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarla iletişimini sürekli canlı tutmuş ve onlara dini kendi şahsında sevdirme yolunu seçmiş. Mesela birkaç örnek verecek olursak bu konuyla alakalı. Çocuklara birer yetişkin gibi, birer büyük gibi muamele etmiştir. Mesela bir sahabe-i kiramdan Zeyd'in kuşu varmış, kuş besliyormuş evet. Evinde. Kuşu ölmüş yani günün birinde artık nasıl öldüyse. Kuşu ölen Zeyd'e Peygamber Efendimiz taziyeye gitmiş. Yani koskoca peygamber hani küçük bir çocuğun biraz haleti ruhiyesini, onun üzüntüsünü ciddiye alarak, onu büyük bir insan yerine koyarak onu evine ziyarete gidiyor. İşte başın sağ olsun. Onu böyle rahatlatıcı bir takım sözler söylüyor. Bir takım espriler yaparak acısını dindirmeye çalışıyor. Yani onun karakterine verilen bir önem. Onu bir büyük insan gibi, yetişkin bir insan gibi kabul etme ve ona göre önem verme söz konusu.
Bunun yanı sıra yine Peygamber Efendimiz aynı zamanda çocuklara çocuk olmasını da bilmiş. Bir keresinde torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin Peygamber Efendimiz'den deve istemişler. İşte bize deve al, tutturmuşlar çocuklar. Biz deve al, deveye binmek istiyoruz gibi. E tabi alması mümkün değil. Yani alsa da çocukların bunu kullanması, binmesi, sürmesi mümkün değil. Hemen orada eğilmiş yere, hemen böyle ellerini de yere koyarak gelin demiş, sırtıma binin demiş. Bundan daha güzel binek olur mu demiş, sırtına almış çocukları gezdirmiş. Böylece onları da memnun etmiş. Hem deve isteğini bir manada onlara unutturmuş, hem de böyle bir oyunla onları ikna ederek aralarında bir sevgi ilişkisini kurmaya çalışmış. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda en büyük kitap değil mi? Yani bizim en büyük, Kur'an-ı Kerim bizim aynı zamanda en büyük kitabımız. Tabii. Okuduğumuz en büyük kitap anlamında da. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani kitap anlamında. Tabii Kur'an-ı Kerim mucizül kelamdır. Yani pek çok özelliği var. Evet. Bununla alakalı evet, çok şey söylenebilir. Yani şu an o tabii direkt peki, o konuya girmeyelim. Peki yani şimdi dinde çocuğun eğitimiyle ilgili çok önemli şeyler var dediniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili olarak bir sürü çalışmalar yapmıştır. Özellikle çocuklara yönelik olarak din eğitimi noktasında Hazreti Peygamber'in hassas gösterdiği bir nokta var mıdır hocam? Şimdi az önce de ifade ettik zaten bunların bir kısmını. Yani temel prensipleri ortaya koymuş Peygamber Efendimiz. Ama önemli bir nokta daha var, ona da ben temas edeyim. Az önce eksik kalmış olan bir nokta. Şimdi Peygamber Efendimiz aynı zamanda takibi de çok güzel yapmış. Yani mesela Numan bin Beşir. Evet. Çocukluk döneminde. İşte Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Bu arada bir Taif'ten bir üzüm gelmiş Peygamber Efendimiz'e. Evine ikram etmişler, hediye getirmişler. Üzümden bir miktar veriyor Numan bin Beşir. Al diyor, bunu annene götür. Alıyor çocuk onu. Yolda giderken tabii işte bir tane atayım, iki tane atayım, üç tane atayım derken üzümü bitiriyor eve giden. Eve gitmiyor velhasılı kelam üzüm. Aradan birkaç gün geçiyor. Peygamber Efendimiz yolda rastlıyor Numan bin Beşir'e. Soruyor, Numan diyor, götürdün mü eve üzümleri? Tabii o da kızarıyor, bozarıyor vesaire. Hemen başını sıvazlıyor. Yaptığı hareketin yanlış bir hareket olduğuna da temas ederek işte seni hayırsız seni falan gibi bu şekilde bir başını okşuyor. Çünkü ona bir görev vermiş. O görevin yerine getirilmesi lazım. Yani evet, bunun yerine getirip getirmediğini daha sonraki ileri zamanda sorarak, kontrol ederek bunu bir manada ölçmüş oluyor. Veya o çocuğa bir manada bir yönlendirme vermiş oluyor. Bu da eğitimde önemli bir nokta, takip evet, edilme. Evet. Yani ödev veriyorsanız çocuğa bu mutlaka takip edilmeli ki ödevin bir etkisi olsun veya çocuk için bir yaptırımı olsun. Evet. Önemli. Hocam şimdi Ramazan'ın bereketi üzerine konuşacağız ama izin verirseniz. Tabii Ramazan'ın bereketiyle beraber biliyorsunuz bir yeme içme süreci de var. Bir sahur ve iftar programı da var. Dolayısıyla yemek ve içmek zorundayız aynı zamanda. Nasıl yemeliyiz, nasıl içmeliyiz? Bunu Profesör Doktor Sayın Murat Baş'a sormak istiyorum. Hocam, Ramazan ayında ne yemeliyiz, ne içmeliyizden ziyade nasıl yemeliyiz, nasıl içmeliyiz? Şimdi Ramazan çok güzel bir ay. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Ramazan oruç tutmak demek, ne diyet yapmak demek, ne de bir ziyafet içerisinde yemek yemek anlamına geliyor. Yani şöyle bir yargı var. İşte ben bütün gün aç duruyorum. İşte iftarda ne bulursam, ne istersem yiyebilirim. İşte çok böyle mükellef sofralar kurulması gerekiyormuş gibi bir algı var. Ama Ramazan'ın aslında oruç tutmanın manası bu değil aslında. Şimdi Ramazan'da en önemli öğün bir kere sahur. Evet. Günler çok uzun. Yaz dönemindeyiz. Ve sahur bizi o bütün günü yaşatacak enerjiyi vermek zorunda. O nedenle iftardan daha önemlidir şu an için sahur. Ve sahurdaki enerji birikimimizi çok iyi sağlamalıyız ki günümüzü çok iyi bir şekilde geçirebilelim. İşte başımız ağrımasın, halsiz olmayalım, konsantrasyon kaybı yaşamayalım. Sahurda değişik seçenekler kullanabiliriz. Bazı aileler kahvaltı etmekten hoşlanıyor. Bazı aileler şu normal yemek düzeni, sıcak yemekler, soğuk yemekler. Siz hangisini yiyerek tavsiye edersiniz hocam? Yani aslında bu tavsiyeden öte şöyle, bu alışkanlıkla alakalı ama benim tercihim şudur, biraz kahvaltı. Evet. Yani aslında şöyle, biraz protein içeriği yüksek ama kan şekerini çok hızlı yükseltmeyecek besinleri seçmemiz gerekiyor. Bir kere süt. Hem sıvı olması açısından sıvı alımına katkı sağlayacak, hem de sütün 4-5 saat top tutma gibi bir özelliği var.
içerdiği yağ, içerdiği protein, içerdiği karbonhidrat nedeniyle çok güzel bir içecek. Yani nadir bir içecektir ki hem içinde protein olsun, hem yağ olsun, hem karbonhidrat olsun. Bir kere süt başımızın tacı. Yumurta keza yine öyle. Protein kalitesi çok yüksek. Anne sütünden sonra en iyi protein kalitesi yumurtada vardır. Ve yumurta da gerçekten yine iyi tok tutan bir besin. Ama yumurta derken de böyle bol yağın içinde kızarmış, içinde sucuklar olan, pastırmalar olan bir yumurtadan bahsetmiyoruz. Haşlanmış yumurta mı? Haşlanmış yumurta olabilir. Çok az yağıyla işte pişmiş sahanda bir yumurta da olabilir ama. Hani sucuklu yumurtayı iftarda yiyin. Haşlanmışı sahurda yiyin. Şimdi aslında sucuklu yumurtanın şöyle bir dezavantajı var. Şimdi hava sıcak. Eğer şarküteri ürünler, salam, sucuk, sosis gibi ürünler yerseniz gün içindeki susuzluğunuz çok artar. Evet. Onun için de, sahur için salam, sucuk, sosis, hatta zeytin bile çok uygun değil. Çok tuzlu peynirler yememek gerekiyor. Yine yumurta ve sütten sonra peynir çok iyi bir alternatif. Mutlaka soframızda. Şimdi yarım yağlı, tuz oranı çok yüksek olmayan bir peynir olması gerekiyor. Mutlaka yeşillikler, işte domatesimiz, salatalığımız, maydanozumuz gibi söğüş sebzeler mutlaka soframızda bulunması gerekiyor. Tam tahıl ekmek çok önemli. Beyaz ekmek yine kan şekerini daha çabuk yükselteceğinden kan şekerinde oynamalar yapabilir gün içerisinde. O nedenle tam tahıl ya da çok tahıllı dediğimiz ekmeği ya da kepekli ekmek dediğimiz ekmeği kullanmamız gerekiyor. Yani oruç ne zayıflama metodudur. Hayır. Ne de başka bir şeydir. Orucun kendine has bir şey var. Aksine ilk bir hafta biraz işte su kaybı nedeniyle özellikle kişiler biraz zayıfladıklarını düşünürler ama Ramazan'ın ikinci, üçüncü haftasından sonra aksine kilo almaya başlarız. Çünkü vücut o kadar akıllı bir yapıya sahip ki ne kadar az enerji varsa o enerjiden yağ depolayıp onu kıtlık zamanında kullanmak için saklar. Evet. Çünkü vücut şöyle düşünüyor. Eyvah, ben çok uzun bir açlık süresi yaşayacağım ve ben bu açlık süresini geçirmek için kendime sağlam bir kaynak depolamak zorundayım. Ve bu depoyu da sonuçta yağlardan sağlayacak. O nedenle de ikinci yarıdan sonra özellikle Ramazan'ın herkes biraz kilo almaya başlar. Tabii şöyle bir dezavantajı da var Ramazan'ın. Biraz daha az hareket ediyoruz. Yani gün içinde daha böyle biraz rehavetli davranıyoruz. Birçoğumuz akşam üzeri biraz uyuyoruz iftara kadar. Onun için de hareket de kısıtlandığı için enerji harcaması da tabii ki azalıyor. O nedenle mutlaka mesela iftardan sonra bir yarım saatlik yürüyüş aslında çok hem sindirimi kolaylaştırmak açısından hem biraz metabolizmayı hızlandırmak açısından çok yararlı olur. Sahurdan sonra iftar dediğim gibi çok uzun bir süreç. İftarda tercihimiz şu, iftarı 3 parçaya ayırmak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte sahur ana öğün, iftar ana öğün, sahurla iftar arasında da 2 tane bir ara öğün yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ya da iftarı 3 parça ayırmak olarak düşünebilirsiniz. Azar azar. Aynen. Birinci iftarda yapacağımız şey şu. İşte suyla orucumuzu açacağız. Ondan sonra arkasından bir zeytin ya da bir hurma olabilir. Kişinin tercihine bağlı olarak. Ve bir çorba. Çorba hem sıvı ihtiyacına katkı sağlayacak hem de o bütün uzun bir süre çalışmamış sindirim sistemini şöyle bir harekete geçirmek için böyle bir sıcak bir ortam yaratacak bize. Biraz mideyi hareketlendirecek, biraz bağırsakları çalıştıracak. Sonra aslında tercihimiz biraz ara vermek. Yani verebiliyorsak eğer bir 15-20 dakika ara verebiliriz. Şu namaz kılanlar belki bu süreç içerisinde namazlarını kılabilirler. Ondan sonra yani hemen kebaplara asılmayalım. Hayır, kesinlikle hem de. Bu durabiliyorsa keşke böyle bir buçuk iki saat durabilelim ama 20 dakikaya bile razıyız. Evet. İkinci iftarda da şu ana yemekleri yiyeceğiz. Yani etli bir sebze yemeği olabilir, ızgara yapılmış ya da ızgara haşlanma gibi ya da fırında pişme yöntemleriyle pişirilmiş bir et yemeği olabilir. Bu tavuk olabilir, kırmızı et olabilir, balık olabilir keza. Balık gerçi Ramazan'da çok fazla tercih edilmiyor çünkü biraz o aç midenin üzerine balık yendiğinde bazen ağır gelebiliyor. O nedenle de rahatsızlık hissedebiliyor kişiler. Ama kullanılabilir tabii ki. Evet. Yine etli sebze yemekleri mutlaka olacak tabii ki. Yoğurt yine, yoğurt, cacık, ayran ayrılmaz parçası. Soframızın vazgeçilmez yiyeceklerinden. Biraz lazım. Tabii ki karbonhidrat olarak işte pilav, makarnaya yönleniyor kişiler.
Ama burada da bulgur pilavı yine baş tacımız. Yani biraz daha kan şekerini yavaş yükselten, kosa içeriği yüksek bir besin çünkü. Eğer pilav, makarna ve patates gibi böyle biraz daha kan şekerini çabuk yükselten bir karbonhidrat türü kullanırsak eğer, yemekten sonra mutlaka canımız tatlı ister. Ramazan'ın en büyük dezavantajlarından biri odur. Çok fazla tatlı hayal eder insanlar gün içerisinde. İşte iftar olsa da şöyle bir baklava yesem, bir kadayıf yesem diye. Ama burada da tercihimiz daha çok sütlü tatlılar olması. Mesela güllen çok güzel bir tatlı. Hem içerisinde süt var, hem içerisinde karbonhidrat var, hem cevizden gelen biraz protein var ki ceviz güzel yağ asitleri de içeriyor. Onun için dengeyi biraz sağlamak gerekiyor. Size döneceğiz. Çok güzel. İftar öncesi anlatıyorsunuz böyle. Tabii Ramazan bereketiyle beraber geliyor dedik. Hocama sormak istiyorum. Hocam Ramazan'ın bereketi neresinde? Ramazan'ın bereketi deyince ne anlamalıyız? Ramazan bereketi nereden geliyor? Bize anlatabilir misiniz kısaca yani? Şimdi Ramazan zaten başlı başına derken bir bereket ayı. Evet. Çünkü Ramazan'da ön plana çıkan bazı şeyler var. Mesela bunlardan en önemlisi belki de paylaşma duygusu. Yani paylaştığımız zaman bu bereketi belki biz daha iyi hissediyoruz. Her zaman var. Belki sofralarımız kuruluyor, yemekler yeniyor ama bunların paylaşılması, işte bu gibi ortamlarda mesela bu tip programların, işte iftar belediyelerin, organizasyonların düzenlenmesi, ortak bazı şeylerin paylaşılması bunun daha iyi hissedilmesini bu manada sağlıyor. Ve bizim bu bereketi, bu güzelliği hissetmemize vesile oluyor. Dolayısıyla önemli. Yani daha çok bu şeyle, yani paylaşmayla alakalı Ramazan'ın bereketi. Tabii bir de manevi boyutu vardır işin. Allah-u Teala'nın ihsanı, ikramı olarak Ramazan'da ayrı bir bereketin. Mesela işte havalar sıcaktı, ne oldu? Biraz serinlemeye başladı. Yani bir ayrı bir, yani Allah-u Teala tarafından gelen ayrı bir önemi de, bir ayın bir mübarek, bir kutsi bir boyutu da ayrı bir şekilde düşünülebilir. Ama hani bu paylaşım çerçevesinde oluşan o bereket, karşılıklı işte olumlu alışveriş, sosyal faaliyetlere, ilişkilere girişmek bu insana bir bereket ortamını daha çok hissettiriyor. Evet. Sahir.